Eski İstanbul Milletvekili Sayın Metin Külünk'le birlikteyiz. Metin Külünk bir Urfa sevdalısı, bir Urfa aşığı. Hemen hemen yılın 12 ay içerisinde zaman zaman Urfa'ya gelir, gider, Urfalılarla muhabbet eder, Urfa'nın çiğ köftesini yer, Urfalılarla dertleşir, Urfa'nın sorunlarını Ankara'ya taşır. Sayın Metin Külünk'e öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Şunu ilk olarak sizden şunu sorayım Sayın Külünk. Muhalefet neden ısrarla 31 Mart yerel seçimlerinin beka seçimi olmadığını vurguluyor? Çünkü muhalefetin dünyaya bakış açısı Türkiye'yi anlamaktan çok uzakta. Muhalefetin Türkiye'ye bakış açısı Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlere anlamaktan çok uzakta. Muhalefetin temel stratejisi 31 Mart seçimlerini tek başına belediye başkanlığı seçimleri çizgisinde tutarak Türkiye'nin aşması gereken önündeki engelleri örtmek istiyorlar. Evet. Ve de 31 Mart akşamı kafalarının arkasındaki planları beka tartışması yoktur diyerek milletten kaçırmak istiyorlar. Halbuki Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinin gerisine düşerse muhalefetin o gece başlatacağı tartışma erken seçim tartışmasıdır. Yani saat 11 sularında, 12 sularında 24 Haziran seçimlerinin gerisine düşmüş bir Cumhur İttifakı'nın sandık sonucundan itibaren muhalefet meşruiyet tartışması, sokak gösterileri, meşruiyet tartışması, sokak gösterileri üzerinden Türkiye'nin yönetilemez hale gelmesinin önünü açacak adımları atacaktır. Bunu şu anda dillendirmeleri mümkün değil. Ama biz dünyada özellikle son 10 yıldır olup biten bütün gelişmelerin nasıl yönetildiğini iyi biliyoruz. Yani Taksim kalkışması sürecini yöneten akıl, evet, çok sinsi bir akıl. Bu vesileyle sizin aracılığınızla izleyicilerimize şunu tavsiye etmek isterim. Gezi Parkı iddianamesini mutlaka okumalılar. Evet. Şiddetsizlik ve şiddet üzerinden bir akıl halkın seçtiği bir hükümeti düşürebilmek için hangi model ile hareket ediyor sorusunun cevabını bulacaklar orada. Hangi kaynakları kullanarak, hangi enstrümanları kullanarak. Onun için Gezi'de 7 Şubat MİT kriziyle açığa çıkan, Gezi'de sokak üzerinden zirveye çıkan 15 Temmuz'da da bir kalkışmayla halkın seçtiği meşru bir hükümeti ve lideri devirmeye çalışan Pentagon'un emrindeki Sorozgillerin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma eylemleri durmuş değil. Evet. Şimdi bütün beklentileri Michael Rubin'in, Soros'un, Mike Pence'ın, Pentagon'un bütün beklentileri 31 Mart seçimlerinde 24 Haziran seçimlerinin gerisine düşmüş bir Cumhur İttifakı üzerinden sokakları hareketlendirip meşruiyet tartışması başlatıp Türkiye'nin siyasal istikrar ve güven ortamını zedeleyip Suriye'deki
kendi hesaplarını harekete geçirmek. Çünkü Pentagon'un Suriye'deki hesapları Türkiye'nin kararlı duruşu ile bozuluyor. Çünkü PKK terör örgütünü Akdeniz'e çıkarmak istiyor. PKK terör örgütünü Akdeniz'e çıkararak Akdeniz'e çıkamayan bir Türkiye hedefliyor. Bu oyunu Türk devleti güçlü ordusuyla ve milletiyle birlikte irade koyup uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanıp irade koyduğu için Türkiye'yi sürekli tehdit ediyor. Sürekli Türkiye'yi kilitlemek istiyor. Neden? PKK'yı Akdeniz'e çıkarmak istiyor. İskenderun Körfezi'ne çıkarmak istiyor. PKK'yı Akdeniz'e çıkardığında şimdi Şanlıurfa'lı hemşerilerime soruyorum. Şanlıurfa'da rahat olabilir miyiz? Olamaz. Eğer Afrin'e biz askeri operasyonumuzu gerçekleştirip 18 Mart 2018'de Afrin'i terör örgütünden temizlemeseydik, Şanlıurfa sürekli PKK terör örgütünün hedefinde değil miydi? Evet. Sürekli PKK terör örgütü Şanlıurfa'yı rahatsız etmeyecek miydi? Hatay'ı rahatsız etmeyecek miydi? Sürekli. Peki bir de bunun daha ileri bir aşaması, Allah göstermesin. Biz sınırlarımızın güvenliğinde ciddi sıkıntıya düştük. PKK Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e çıktı. Şanlıurfalılar Şanlıurfa'da rahat edebilirler mi? Ben şunu çok net söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz kalkışmasını tasfiye ettikten sonra en stratejik hamlelerinin birincisi Cerablus'a girerek DAEŞ'i temizleyip Kilis'in ve Antep'in tehdit altında olmasını tasfiye etmiştir. İkinci kritik hamle Afrin'e girerek Şanlıurfa'nın tehdit altında olmasını tasfiye etmiştir. Asıl ana hat ise şu mesajı vermiştir. Biz PKK terör örgütünün Akdeniz'e çıkışına izin vermeyeceğiz. Bu bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak için bir terör örgütü üzerinden bölgede Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz demiştir. Evet. Onun için 31 Mart seçimlerinde Pentagon'un beklediği, Kandil'in beklediği, Pensilvanya'nın beklediği 24 Haziran seçimlerinin gerisine düşmüş bir Cumhur İttifakı sonuçlarıyla Türkiye'nin siyasal istikrar ve güvenini ve Şanlıurfa'nın siyasal istikrar ve güvenini zedelemek istiyorlar. Buna Türkiye de izin vermeyecektir inanıyorum. Şanlıurfalı hemşerilerin de izin vermeyecektir. Efendim seçim mahalli devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde bir seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul'da bu ki adayımız Ekrem İmamoğlu başarılı olur mu sizce? Nasıl buluyorsunuz İstanbul'da olduğunuz için soruyorum. Yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki ilişkilerin gücü Türkiye'de yerel yönetimlerin başarısındaki en temel sebeplerden birisidir. İstanbul Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile son derece büyük işler başardı. Tabii İstanbul evet. Türkiye'nin özeti. İstanbul dünyanın göz bebeği. İstanbul'a ne kadar yatırım yaparsanız yapın, İstanbul hep daha fazlasını isteyen bir şehir. Neden? Nüfusu 15-16 milyon İstanbul'un nüfusu. Hareketli nüfus çok fazla. Ulaşımda başarılmış. Bakınız Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Otoyolu, Marmaray, metrobüsler, metro, Anadolu yakası ve Avrupa yakasında. Buna rağmen İstanbul
bütün bu başarılarların üzerine yeni ihtiyaçların olduğu bir şehir. İstanbul, dünya artık akıllı şehirleri konuşuyor, dijital şehirleri konuşuyor. Evet, evet. Dolayısıyla bütün dünyanın bu değişimine İstanbul ancak Binali Yıldırım beyefendi gibi devlet adamlığı tecrübesini İstanbul'a aktaracak bir modelle eklemlenebilir. İnanıyorum ki 31 Mart'ta da İstanbul'daki vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın eski Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendi ile beraber sandıkta iradesini tecelli ettirip bugüne kadar başarılanların fevkinde başarılara Binali Bey ile devam edecektir. Sayın Kürük, bugün Urfa'ya geldiniz, dünden bu tarafa. Bugün de halka indiniz. Aşağı çarşıya, oraları herhalde dolaştınız, öyle tahmin ediyorum. Urfa'daki, tekrar Urfa'ya biz dönelim. Seçim atmosferini nasıl buldunuz? Urfa'nın kırmızı çizgileri var. Evet. Urfa'nın mor çizgisi olmaz. Urfa'nın kırmızı çizgisi olur. Nedir o? Evet. Bayrak. Tabii. Ezan. Devletin varlığı ve gücü. Urfa'nın birliği, Urfa'nın asaleti, Urfa'nın metaneti, Urfa'nın Fransızlara karşı ayağa kalkışı. Şanlıurfa'nın kırmızı çizgileri bunlardır. Evet. Dolayısıyla Urfalı sahte bayrak operasyonuna evet demeyecektir. Ne demek sahte bayrak operasyonu? Sahnenin önünde kandili saklayan bir akla izin vermeyecektir. Urfalılar bir belediye başkanı seçmektedir. Ama bir el kendi tabanına mesaj vermek için billboardlara çıkıyor. Urfa asla Kandil'in emrine girmeyecek kadar asaletine, vakarına, değerlerine sadık bir şehrimizdir. Hiçbir şekilde. Çünkü Kandil ve de Kandil'in arkasındaki kirli akıl Şanlıurfa'yı kendileri için başarılamamış bir şehir olarak görmektedir. Çünkü Urfa'nın geleneği, örfü, töresi, büyük aile kültürü, aşiret kültürü, evet, Urfa'nın geleneklerini tahrip edilmesine izin vermemiştir. Ve bu da Kandil'i ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Kandil, Urfa'daki, Eyyubiye'deki, Haliliye'deki, Harran'daki, Karaköprü'deki, Urfa'nın o yerleşik bin yıllık Hanif duruşunu, İbrahim'i duruşunu ve Hazreti Eyüp'ten gelen sabırlı duruşu Kandil'i ciddi rahatsız etmektedir. Dolayısıyla bu seçimde kendileri doğrudan seçime girmeyerek dikkat edin. Evet. Kendileri doğrudan seçime girmedi. Neden? Çünkü doğrudan kendileri seçime girse Şanlıurfa halkı fotoğrafı görüyor. Burayı size teslim etmeyiz diyor. Niye? Bu şehirde Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgisi %80. Evet. Sayın Erdoğan'a sevgi %80. %80 sevgi var. AK Parti'nin oy oranı %65'lerde. Evet. 70'lerde. Şimdi ama Şanlıurfa Kandil'in stratejik hedefi. Şanlıurfa Kandil'in stratejik hedefi. Neden? Çünkü Şanlıurfa'nın toplumsal dokusu örgüte direniyor. PKK'ya direniyor. Buraya izin vermeyiz diyor. Bu aynı zamanda İstanbul'un da sağlam durmasının,
sırrı. Urfa burada sağlam durdu mu? İstanbul'da sağlam duruyor. Burada. Urfa sağlam durdu mu? Antalya'da sağlam duruyor. Urfa sağlam durdu mu? Niğde'de sağlam duruyor. Urfa sağlam durdu mu? Antep'te sağlam duruyor. Şimdi örgüt ve örgütün arkasındaki David Yinon planına tabi olanlar. David Yinon planına tabi olanlar. Nedir David Yinon planı? Evet. 1982 İsrail'de ilan edilmiştir. Nedir? İslam dünyasının paramparça edilmesi ve Türkiye'nin parçalanması. Ve daha ötesini söylüyorum. Şanlıurfalı hemşehrilerim, kardeşlerimiz, Ben Gurion'un İsrail parlamentosundaki 1948'li yıllardaki, o yıllardaki tam tarihini hatırlamıyorum, konuşmasına iyi baksın. Kapadokya'yı hedef gösteriyor kendilerine. Şimdi ne garip, hayatının tamamında Siyonizmle mücadeleye adanmış Necmettin Erbakan hocamız, ruhu şad olsun, evet, rahmet olsun, hocamızın ismi üzerinden siyaset yapma peşindeki bir partinin arkasına saklanıyor Kandil. Şanlıurfalı hemşehrilerim bunu bir kez daha düşünecektir. Ve kırmızı çizgilerine ben inanıyorum ki sahip çıkacaklardır. Ve bir projeyle, bakınız, Şanlıurfa'nın büyük ailelerine sesleniyorum. Evet. Şanlıurfa'nın büyük ailelerine sesleniyorum. Bu büyük ailelerin en temel özelliği Fransızlara karşı, evet, bayrak, ezan, vatan demek, devlet demek. Hepsi ayağa kalktı ve Şanlıurfa'nın Fransız işgalinden kurtardılar. Evet. Hatta milli aşiret diye bir kavram var, değil mi? Tamam. Şimdi bu gelenek burada 1000 yıldır var, değil mi? Evet. 600 yıllık, 700 yıllık, 500 yıllık. Hiç terör örgütünün Diyarbakır'a saldırdığı günden itibaren Diyarbakır'ın yapısının nasıl değiştirilmek istendiğine baktınız mı? Önce bir kere benim Kürt kardeşimin temel bir özelliği vardır. Ehl-i Sünnet çizgisinde akidesine bağlı, imanı İslam çizgisinde bütünleşik, akidesi sağlam bir insandır. Yani Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Selahaddin Eyyubi Hazretleri, Seyyid Taha Hazretleri, Ahmed-i Hani geleneği, PKK terör örgütü, Diyarbakır'da terör üzerinden kardeşlerimizi baskı altına almaya başladıktan sonra ilk yaptığı iş nedir? Benim Kürt kardeşimi İslamsızlaştırmak. Çünkü PKK projesinin arkasındaki aklın hedefi İslamsız Kürt. Bunu biz tek parti şeflik döneminde İslamsız Türk olarak da görüyoruz hedeflerin. Aynı akıl. İslamsız Kürt, İslamsız Türk, İslamsız Arap. Şimdi ne oldu? Diyarbakır'ın silahla Diyarbakır'daki geleneksel 500 yıllık tarihi dokusu 600 yıllık, 700 yıllık, 800 yıllık, 900 yıllık tarihi dokusu dağıtıldı. Diyarbakır'da tabii ki göç alacak. İnsanlar yaşam, ona saygım var. Ancak örgüt Diyarbakır'ın teröre direnen geleneksel dokusunu yok etti. Göçe zorladı. Şanlıurfa'daki büyük ailelere sesleniyorum.
Burada örgütün izlediği strateji Erbakan Hoca çizgisiyle alakası olmayan partinin arkasında sahte bayrak operasyonuyla yapılmak istenen Şanlıurfa'nın bin yıllık geleneksel toplumsal dokusunu dağıtmak istiyorlar. Çünkü bu doku direniyor. Başarılı olamayacaklar ama. Bu. Ne Suriye'nin kuzeyinde başarılı olabilecekler, ne de burada başarılı olabilecek. Ancak Şanlıurfa'nın o doğal dokusu tekrar oturup düşünmeli. Ne yapmak istiyorlar? Bu mesele bir yerel seçimden öte Şanlıurfa üzerindeki bir kirli hedefin realize edilmesi için 31 Mart'ı vesile kılmak istiyorlar. Buna Şanlıurfalı hemşerilerimizin izin vermeyeceğinden eminim. Bakınız apoculuk hareketi ilk eylemleri nerede yapmıştır? Urfa. Urfa'da yapmıştır. Hilvan'da yapmıştır. Onlarca şehit vardır burada. Daha önce de anlattım. 2015 seçimlerinde ev ziyaretleri yaparken tevafuken bir eve gittim. 1978 yılında galiba şehit edilen okulunda İstiklal Marşı okunurken şehit edilen öğretmen Fehmi Kasranoğlu herhalde. Kasranoğlu. Ruhu şad olsun. Onun evladı karşıma çıktı. 1978. Kim şehit eden? Apocular. Peki apocular ilk kime saldırdı? 84'lü yıllardan itibaren büyük ailelere saldırdı. Büyük ailelerin parçalanmasına yönelik bir strateji izledi. Şimdi Şanlıurfalı kardeşlerim bu 40 yıllık tarihi iyi bilmeliler. O gün kim direndi? Şanlıurfa'nın yerel dinamikleri direndi ve terör örgütünü Şanlıurfa'ya sokturmadılar. O gün Şanlıurfa'ya terör örgütünü sokturmayan güç bugün inanıyorum ki bu sinsi, yumuşatılmış, kirli operasyonu görecek ve iradesini sandıkta güçlü bir şekilde koyup ve de Suriye üzerinden Türkiye'ye operasyon çekenlere mesaj verecektir. Tabii ki başarılı olamayacaklarından biz eminiz Allah'ın izniyle. Efendim konum olarak Şanlıurfa'yı Türkiye'nin neresinde görüyorsunuz yerel seçimler itibariyle? Şanlıurfa Türkiye'de sonuçları itibariyle en çok merak edilen şehirdir. Şehir olacaktır. Evet. Siz Sayın Gülün milletvekili değilsiniz. Aktif bir göreviniz de yok ama sizi takip ediyoruz. Hep sahalardasınız, meydanlardasınız, kanallardasınız. Bu neden? Bunu merak ediyorum. Biz bir kere yaratılmış insan olarak yaratılmamızın omuzlarımıza yüklediği, kalbimize ve aklımıza yüklediği sorumluluklarımız var. Kulluk bilincimiz var. Evet. Biz iyiliğin, rahmetin ve merhametin mücadelesini veriyoruz. Adaletin, hakkın ve hukukun mücadelesini veriyoruz. Biz dünyanın yaşanabilir bir dünya olma mücadelesini veriyoruz. Bunun için bir titre ihtiyacımız yok. Milletvekilliği 7 yıl muhteşem bir emanet olarak omuzlarımızda taşıdık. Şimdi değiliz ama Türkiye çok değerli. Türkiye'nin başarısına insanlığın ihtiyacı var. Türkiye'nin güçlülüğüne insanlığın ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin verdiği mücadele insanlığın mücadelesidir. Bu mücadeleye inanmış birisi olarak durma hakkımız var mı? Evet. O zaman ille de bir makamımız mı olması gerekiyor? En önemli makam insanların vicdanında ve yüreğinde olmaktır. O makamdan daha güçlü bir makam yoktur. O yürekten daha güçlü bir koltukta yoktur. Orada oturabiliyor musun? Meseleyi çözersin.
Sayın Külünk, son olarak CHP Saadet Partisi tabandan koptu mu? Şanlıurfalılara mesajımız neler olacak? Yerel seçimlerle ilgili. Şanlıurfalı hemşehrilerim bütün bu gelişmelerin farkında. Suriye'de PKK Akdeniz'e Allah göstermesin çıksa Şanlıurfa'daki kardeşlerimiz burada rahat oturabilir mi? Biz Afrin'e girmeseydik emperyalizmin hedefi Afrin'i Şanlıurfa'ya taşımaktı. Afrin'i Şanlıurfa'ya taşımaktı. O halde yerel seçimleri şüphesiz yol, ben inanıyorum ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün Şanlıurfalı hemşehrilerimize istihdam anlamında, turizm anlamında, kalkınma anlamında, yerel kalkınma anlamında çok ciddi proje paylaşımları olacaktır. Ve bu proje paylaşımlarının Şanlıurfa halkı tarafından ciddi sahiplenileceğine inanıyorum. Ancak yerel seçimler bu anlamda yerel hizmetlere yönelik projelerin paylaşıldığı bir seçim elbette ki olacaktır. Evet. Ancak bu yerel seçimin hele de Şanlıurfa'da burnumuzun dibinde bu kadar büyük sıkıntılar yaşanılan ve bizi etkileyen sıkıntıların olduğu yerde büyük fotoğraftan bakacaklardır. Tabii ki sıkıntılar vardır, problemler olabilir, eksiklikler olabilir. Başarılması gerekenler vaktinde başarılamamıştır. Tekrar onları başaracak güç de inanıyorum ki burada Zeynel Abidin Bey kardeşimizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla Urfa'nın başarılanların üzerine eksik kalmışlar varsa onlar yeni başarılar eklenecek. Eksik kalmışlar da bu dönemde tamamlanacaktır diyorum. Siz kendisini uzun yıllardır tanıyan bir arkadaşsınız. Başarılı olacağına da inanıyorsunuz. Ben neden inanmıyorum? Çünkü evet. Bir kere tevazu sahibi. Evet. Şanlıurfa'nın bu toprak, Anadolu topraklarının değerlerini üzerinde taşıyor. Şanlıurfa'nın değerlerini üzerinde taşıyor. Evet. Dünyaya bakış açısı var. Şanlıurfa'yı iyi okuyor. Ben projelerinin önemli bir kısmını gördüm. Evet. O projeler Şanlıurfa için çok değerli. İnanıyorum ki çok daha başarılı olacaktır. Bugün bir katliam yaşandı biliyorsunuz. Bütün dünya bunu izliyor. Bu konuda görüşünüz ne? Hristiyan, Haçlı terörist 49 tane Müslümanı evet, katletti ve onlar şehadete yürüdüler. Tabii. Şimdi dünyayı göreceğiz. İnsan hakları diyen, hukukun üstünlüğü diyen, demokrasi diyen, terör karşıtlığı diyen, teröre lanet yağdıranların, Charlie Hebdo saldırısı Paris'te sıraya dizilenlerin, dünyayı ayağa kaldıranların, şimdi göreceğiz bakalım. 49 tane Müslüman ibadet esnasında Haçlı Hristiyan bir terörist tarafından hunharca üzerlerine ateş açılarak şehit edilen bu hain terör saldırısı karşısında bakalım dünya ne diyecek? Avrupa ordusu aslında bir Haçlı ordusu altlığıdır. Evet. Şimdi Ermenistan'dan da bir ses çıkmış. Tarihi hatırlatmış. Biz de onlara diyoruz ki Hodri Meydan. Evet. Onlara, onun için Türkiye ciddi anlamda kuşatma altında. İçeride milli birlik ve beraberliğimiz çok önemli ama biz bunların hepsini aşacağız ve daha güçlü bir ülke olma yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Yeni Zelanda'daki saldırıdaki bütün Müslümanlara rahmet diliyoruz. Evet. Soğukkanlı, teenni ve sakince iyi düşünerek neler olup bittiğini anlamalıyız. İnanıyorum ki bu saldırı üzerinden Haçlı Siyonist aklının
bu kirli operasyonları Allah'ın izniyle boşa düşecek ve yeryüzünde Müslümanların, insanlığın yüzünün güleceği, yeni kapıların açılacağı bir zorluktan sonra kolaylık olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şerif kardeşim. Sağ ol. Sağ ol.